Hareket edebilmek için eklem yapıları da en az kemik ve kaslar kadar önemlidir. Ayakta dururken ya da otururken vücut işlevini yapabilmek ve destek alabilmek için eklem yapıları kullanır. Eklemlerde oluşan ağrılar vücut hareketlerini kısıtlayacağı için günlük hayatın gerekliliklerini yerine getirmede zorluk çıkartacaktır. Gerekli olan tedavi yönteminin uygulanabilmesi için ilk kural, eklem ağrılarının ne sebeple oluştuğunun bilinmesidir. Peki, eklem ağrısı neden oluşur, eklem ağrıları nasıl geçer, eklem ağrılarına ne iyi gelir? İşte detaylar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Eklem ağrısı denildiğinde akla ilk gelen, yaşlılarda gözlemlenmesidir. Bu tamamen yanlış bir düşünce olmakla beraber, eklem ağrıları her yaş grubunda görülmektedir. Çeşitli sporlar, kilo problemleri, hastalıklar, kazalar gibi birçok durumda eklem ağrısı oluşabilmektedir. Hatta psikolojik nedenlerden dolayı bile eklem ağrısı oluşabilmektedir. Oldukça yaygın olan bir durumdur. Eklem ağrısı nedir? Vücudumuzda iskelet sistemini meydana getiren kemiklerin, birbirleriyle bağlandıkları kısımlara eklem denilmektedir. Eklem kısımlar, vücut içinde bulunan kemiklerin düzgün olarak hareket etmelerine olanak sağlayan, etrafları kıkırdak, tendon, bağ ve kaslarla çevrelenmiş olan yapılardır. Bu yapılarda herhangi bir yanma, ağrı hissi sonucunda eklem ağrıları oluşabilir. Bu ağrı semptomlarına artralji adı verilmektedir. Eklemlerde meydana gelen ağrıların, genellikle hafif bir şiddette seyreder. Bazı fiziksel aktiviteler yapılması ile ağrı şiddetleri artabilmektedir. Ağır taşımak ya da kaldırmak, zorlayıcı olan hareketler yapmak, mevcut ağrıları arttıracaktır. Bazı durumlarda ise, bu yapılarda oluşan ağrılar başka bir hastalık sebebiyle de ortaya çıkmış olabilir. Bu sebeple, eklemlerde mevcut olan ağrılar ciddiye alınmalı, birkaç gün ağrıların şiddeti artar ise tedavi alınmalıdır. Eklem ağrıları neden olur? Birçok hastalığın belirtisi olarak eklemlerde ağrılar meydana gelebilir. Ayrıca, direkt eklem ve kemik rahatsızlıklarını da ifade edebilir. En çok görülen eklem ağrısı sebepleri şunlardır. Sınırlı kan akışı ile kemik dokularında gerçekleşen ölüm. Kemik tümörü. Eklemlerde gerçekleşen iltihaplanma. Kemiklerin kırılması ya da çıkması. Gonokokal artrit. Fibromiyalji. Hipotiroidi. Gut hastalığı. Lösemi. Lupus hastalığı. Lyme hastalığı. Kemiklerde görülen enfeksiyonlar. Romatizma kaynaklı ateş. Raşitizm. Eklemlerde gerçekleşen burkulmalar. Kireçlenme. Kas ve eklem ağrısına ne iyi gelir? Kuşburnu çayı. Kuşburnu çiçeğindeki bileşenlerin, kas ağrılarını giderdiği bilinmektedir. Ayrıca uzun vadede kullanıldığında, eklemlerde oluşan kireçlenmeyi azaltarak kireçlenmeye bağlı yaşanan ağrıların hafiflemesine de yardımcı olmaktadır. Anason çayı. Vücut üzerinde stres, yorgunluk dahil her türlü ağrıyı yatıştırma etkisi bulunan anason, özellikle baş ağrıları için çok güçlü etkilere sahiptir. Bunların haricinde, vücuttaki kan dolaşımını hızlandırır ve kalbe daha temiz kanın pompalanmasını sağlar. Ballı ılık su. Ağrı kesici özelliği bulunan balı, ılık su ile karıştırıp çay gibi tüketebilirsiniz. Tüm vücudu rahatlatacak ve özellikle geceleri rahat bir uyku uyumanızı sağlayacaktır. Çörek otu yağı. Çörek otu yağı, A, B ve C vitaminleri içermektedir. Ayrıca bünyesinde potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko gibi bileşenleri barındırır. Çörek otu yağı, omega-3 yağ asitleri bakımından da oldukça zengindir. Ağrılı bölgelere masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Hardal yağı. Esansiyel hardal yağı ise, yine hardal tohumlarının su ile damıtılması yoluyla elde edilir. İçeriğinde bulunan farklı yapılardaki yağ asitleri, mineral ve vitaminler nedeniyle ağrılı bölgelerde bitkisel destek olarak kullanılabilir. Ayrıca kozmetik alanında da kullanılmaktadır. Hatmi çiçeği çayı. Halk arasında hatmi çiçeği olarak bilinse de, asıl adı gül hatmidir. Ağrı ve sızıları azaltmasının yanı sıra, saymakla bitiremeyeceğimiz faydaları vardır. Ihlamur çayı. Ihlamur çayı da eklem ve kaslara etki ederek, ağrı kesici bir özelliği vardır. Ihlamur çayından istenilen faydayı elde edebilmek için, yalnızca çiçeklerin bulunduğu ıhlamurun kullanılması gerekmektedir. Yeşil yapraklardan oluşanlar kullanılmamalıdır. Çünkü yeşil yapraklar, ıhlamur çayının vereceği faydayı büyük ölçüde engeller. Zencefil çayı. Zencefil çayı, vücut ısısını yükselterek ağrıların iyileşmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Brokoli çorbası. Brokoliyi sevmeyen çoktur ama, özellikleri saymakla bitmez desek haksız sayılmayız.
Brokoli, lahana ailesi içinde yer alan ve oldukça güçlü vitaminleri içinde bulunduran bir sebzedir. İçerdiği vitamin ve bileşenlerin sayesinde, eklemlerde oluşan iltihabı azaltarak ağrıların hafiflemesine yardımcı olur. Çınar yaprağı kürü. Eklem ağrılarını gidermek için, doğada bulunan bazı bitkiler ile kürler denenmektedir. Bu bitkilerden biri de çınar yaprağıdır. Çınar yaprağını sıcak suda demleyin ve dinlendirin. Teninize temas edecek sıcaklığa geldiğinde, eklem ağrısı yaşanan bölgeye bu suyu sürün ve ağrının geçmesine şahit olun. Kilo verme. Fazla kilo oranı, birçok nedenlerden dolayı aşırı ağrılara sebep olabilmektedir. Fazla miktarda olan yağ dokuları, eklemleri yıpratır ve kasları zorlar. Vücudun sahip olduğu stres yükü artar. Yeterli uyku. En basit ve kolay olan yöntem uyumaktır. Yeterli uyku süresi, yaşa göre ile de değişkenlik göstermekle beraber genellikle 7 ile 8 saat arasıdır. Uyku bölünmemelidir ve kaliteli bir uyku olmalıdır. Eklem ağrıları, genellikle bağ dokularında iltihaba bağlı olarak gerçekleşen bozulmalarla meydana gelir. İltihaplı eklem ağrılarından kurtulmayı, iltihap önleyici gıdalar tüketerek sağlayabilirsiniz. Raf ömrü uzun olan paketli gıdalardan uzak durulmalıdır. Alınması gereken bazı iltihap giderici besinler. Yeşil yapraklı sebzeler. Kabuklu yiyecekler. Yağlı balıklar. Taze meyveler. Zeytinyağı. Domates. Alınması gereken gıda takviyeleri. Kalsiyum ve D vitamini. Sodyum ve potasyum. Omega 3 yağ asitleri. Proteolitik enzimler. Bitkisel yağlar. Esansiyel yağlar. Kas ağrısı nasıl geçer? En sık etkilenen kaslar baldır, kasık, boyun ve sırttır. Yumuşak dokular, bağlar ve tendonlar dahil hasar gördüğünde bir kas gerginliğine bir burkulmada eşlik edebilir. Bu daha çok bileklerde, dizlerde ve ayak bileklerinde görülür. Bir kasın aşırı yorulması, bir gecede antrenman yapmaya karar veren ve biraz fazla hevesli olanların karşılaştığı risktir. Bir eklem üzerindeki aşırı baskı nedeniyle tekrarlayan gerginlik, çevredeki kaslar da etkilenebilir. Ağrı, bir kas veya eklemin yaralanması veya aşırı çalışması ile ilgili ise, aktiviteyi durdurun ve dinlenin. Etkilenen bölgeye bir buz torbası veya buz paketi uygulayın. Eğer gerekenlere sahip değilseniz, bir torba donmuş bezelye iyi yapabilir. Kas ağrısına iyi gelen şeyler nelerdir? Uçucu yağı kas ağrısını neredeyse anında yatıştırır. Bazı kullanım önlemleri gereklidir. Keklik üzümü hamile ve emziren kadınlar, 6 yaşın altındaki çocuklar, astımlılar ve epileptikler ile antikoagülan tedavi gören kişiler ve salç ile alerjisi olan kişiler için tavsiye edilmez veya ameliyattan önce. Cildi tahriş edebilir, bu nedenle kullanmadan önce bir masaj yağı ile seyreltmeyi unutmayın. Daha fazla etki için nane, limon, okaliptüs ve biberiye ile kafur ile birleştirebiliriz. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.